Tevbesini bozan bir kimse ne yapmalıdır? Tevbe. Tevbesini bozan bir kişi bozar bozmaz o günahtan elini çeker çekmez tekrar tevbe edecek. En başta yapacağı iş bu. Günah işledi, Allah affetsin, bir günah düştü. Zinaya düştü. İçkiye düştü. Alkole düştü. Vesaire günahlara düştü. O günahı bitirir bitirmez hemen tövbe edecek. Neden? Neden? Kalbin camı kirlendi. Kalbin görüş camı kirlendi. Sen bir gözlük takıyorsun. Gözlüğün camına çamur bulaşmış. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İlk başta hemen gözlüğü temizleyeceksin. İlk yapacağın bu. Ondan sonra gerisini düşünürsün. Çamur nereden geldi? Niye bana geldi? Onları. Günaha düştüğün zaman aynı kalp aynanın, kalp camının üzerine öyle çamur gelir. Manevi çamur. O manevi çamuru hemen temizlemezsen bu hayat yolunda doğru olanı, Allah'a götüren yolu görmemeye başlarsın. Kalbin gözlüklerini temizleyeceksin onun için hemen. Temizlememiz lazım. Temizledikten sonra ilk başta vazifemizi yaptık. Gözlükleri temizledik Allah'ın izniyle. Ondan sonra bu çamura nasıl düştüm? Niye düştüm? Bunları tefekkür edip onlardan uzaklaşmalı. Nasıl düştüm? Ben zinaya tövbe etmiştim. Kendimi zinanın ortasında buldum. Nasıl düştüm buna? Tefekkür edecek. Ha. Ben eskiden zina yaptığım arkadaşlarımla birlikte oturdum o akşam. O akşam birlikte oturdum. Sonra sabah burada uyandım. Ben içkiden tövbe etmiştim. İçmiyordum. Dün akşam nasıl içmişim? Bakıyor, düşünüyor. Ben o içki içtiğim mekana bir uğrayayım, bir arkadaşlara bakayım dedim. Sonra onlar da ya biraz otur, biraz otur. Tamam içki içme, gazoz içersin. Gazoz içerken ya bir yudum al ne olacak falan. Hırsızlık yapmaya tövbe etmiştim. Sonra o devamlı hırsızlık yaptığın markete gittim. Gitme oraya. Gitti oraya. Duramadı bir şey daha çaldı. Bunun gibi daha nice şeyler. Bunlardan veyahut da kapanmıştın sen. Açıktın daha önce kapanmıştın. Açılmıyordun hiç. Sonra açık olan daha önceki arkadaşların yanına gittin. Ya başını aç, şuranı aç, buranı aç falan. Ondan sonra birazdan erkekler gelecek. Ya ben kapalıyım falan. Ya bir şey olmaz, bir günden bir şey olmaz falan filan dedin, açtın. Demek ki genel olarak bizi buna iten şey nedir? Yanlış arkadaşlar. Yanlış arkadaşlar, yanlış meclisler, yanlış ortamlara gittiğimiz zaman o tövbe ettiğimiz, nasuh tövbesi ettiğimiz günahlara tekrar dönüyoruz. Onun için onu da düşünüp onlardan uzak durmak lazım. Ayet-i kerime çünkü çok ince bir tabirle bize öğretiyor. Ne diyor Allahu Teala Celle Celaluhu? "Vela takrabu zina." Zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın. Nasıl olur bu yaklaşım? Açık saçık kadına bakmaya başlarsın önce. Sonra aynı ortamda kalmaya başlarsın. Sonra konuşalım dersin. Sonra tutuşalım dersin. Sonra öpüşelim dersin. Sonra kucaklaşalım dersin. Ondan sonra eve gidelim dersin vesaire. Böyle böyle adım adım alır seni götürür. Onun için onun sebepleri neyse bize gelen, o sebep bize oraya götüren basamaklar neyse o basamaklardan uzak durup fitnenin kapısını baştan kapatmayı adet edinelim. Ama neticeyi kelam bir yanlış yapıyorsak hemen peşinden tövbe edeceğiz. Hemen peşinden tövbe edeceğiz. Daha önce söylemiştik yine söyleyelim. Şimdi bugün insanları söylüyorlar. Ya o da Allah'ı kandırmak olur. Yanlış yap hemen tövbe ediyorsun falan filan. Öyle şey mi olur? Bu kalptir. Kirlendi mi temizlemek lazım. Ya bir daha isteyeceğim bir daha kirlenecek. Elbisemiz de ne oluyor? Bugün bak yaz günlerindeyiz. Bir kere giyiyorsun bir atleti, ertesi gün giyemiyorsun. Ne yapalım? Yıkatmaya atmayalım mı? Hep öyle kirli ki nasıl olsa bir daha terleyeceğim, bir daha kirlenecek. Diyor muyuz? Demiyoruz. Üstümüzdeki elbise öyle. Saçımız, sakalımız öyle. Tıraş olmaya gidiyorsun. Niye gidiyorsun? Ya zaten bir daha uzayacak, bir daha kestireceksin.
diyor muyuz? Demiyoruz. Aynen o şekilde demediğimiz gibi kalbimiz de kirlendiği zaman o kiri gidermek lazım orada. Onun için hemen tövbe etme yoluna inşallah düşelim, günahkar bir şekilde gezmeyelim. O an ölüm gelse günahkar olarak öleceksin. Tövbe etsen günahtan silinmiş olarak öleceksin. Bunları düşünelim inşallah. Evet.